Adam öyle ya. Tamam. Adam laftan anlıyor. Laftan anladıktan sonra niye adamı dövesin? Almanya'da aynen oldu böyle bir hadise kardeş. Aklıma gelmişken anlatayım. Almanya'ya gitmiştik geçen sene. Ingolstadt. Yani Münih'e yakın bir yerde. Ingolstadt. Biliyor musun orası? Abi ben 5 sene aldım. Ingolstadt'ta değil mi? Ha. Ingolstadt dilim de dönmüyor. Orada bir kardeşimizin çocuğunu sünnet ettirecektik. Doktor gittik aradık. Bir doktor bulduk. O da 1,5 saatte bir sünnet etti. Bizim burada sünnetçi 15 tane çocuk yapar o kadar zamanda. Doktor işte adam yapamıyor herhalde bilmiyor tam. Yaptı ama. İşte onu sünnetçi ararken baktım bir Fatih Sultan Mehmet Meyhanesi yazıyor. Tüylerim diken diken oldu. O mübarek sakalıyla Hazreti Fatih'in resmini yapmış. Meyhaneye, birhaneye yapıştırmış. Cama da resmini yapmış. Koca bir levha. Fatih Sultan Mehmet Meyhanesi. Vay be dedim, tüylerim diken diken oldu. Meyhaneye bir daldım. Kapısını yüklendim, kapalı. İçim gitti. Oradan bir Türk geçiyordu. Çağırdım, gel dedim buraya. Bir dakika. Kim dedim bunu çalıştırıyor? İstanbullu birisi falan. Dedim ona söyle ki çok terbiyesizlik yapmış, çok ayıp etmiş. Yazıklar olsun ona de dedim. Ya. Böyle bir zatın ismini böyle bir kötü yere koymak çok büyük ayıptır dedim. O dedim perişan olacak. Neyse biz de dışı yaptık, mani olamadık falan. Geçtim gittim. Dolaştık geldik, baktım yani açılmış. Ha daldım içeriye, baktım içeride birisi Gestapo gibi oturmuş içeride. Merhaba birader dedim, merhaba. Dedim burayı siz mi işletiyorsunuz? Evet dedi. Adın ne? Soner. Nerelisin Soner Bey? İstanbulluyum dedim, ben de İzmirliyim. Soner'cim dedim, herhalde Fatih Sultan Mehmet'i çok seviyorsun dedim. Çok severim Allah'a şükür dedim. İstanbullu ya. Dedim, dedim seviyorsun ama dedim, şimdi sevmekten sevmezdim, sevmek nasıl sevilir? Bir şey de var, bunun usulü var dedim. Şimdi biliyorsun senin yaptığın bu iş dedim, laf aramızda sakat bir iş dedim. Şimdi o da gülüyor. Dedim sakat bir meslek dedim. Tabii. Fatih Sultan Mehmet büyük bir evliya. İçki bizim dinimizde haram. Fatih Sultan Mehmet Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam metnine mazhar bir evliya. Böyle bir evliyanın ismini getirip böyle bir meyhaneye koymak büyük bir ayıp dedim. Bu sevmek değil, onunla alay etmek ve hakaret etmektir. Sen dedim o manada koymadın ama ben de bak başka Türk büyükleri de baktım, Yavuz'un da resmi var, şey kanunun da var içeride, hep Osmanlı savaşları. Belli ki cahil yani. Neyi nasıl seveceğini bilmiyor yani. Neye benzer bu? Birisi diyor ki abi ya diyor işte diyor. Gariban diyor ki diyor, haftada bir defa bile içki içemiyor. Geçen gün içim parçalandı diyor. İçki içecek parası yoktu. Götürdüm meyhaneye bir içirdim diyor. Gönlünü aldım. Sevindim. Böyleler de var yani. Bu tipte bir sevmek tarzında adam. Neyi nasıl seveceğini bilmiyor yani garibim. Dedim ki kardeşim dedim o zatın dedim ruhaniyeti seni perişan eder. Vallahi teleğini şaşırırsın dedim. Çabuk dedim onu oradan indir. Çok büyük bir ayıp yapmışsın sen. O dedim öyle sevilmez. Dedim oraya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Camisi, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Kur'an Kursu olur ama dedim Fatih Sultan Mehmet Meyhanesi çok ayıp bir şey. Bizim dedim liderlerimizden vardır dedim, devlet büyüklerinden kafayı çeken sarhoşlar, onların isminden birini koyarsın dedim. Meyhanesi koyabilirsin dedim. O içerdi. Hem o dedim kızmaz yani. Tabii yani. O da güldü doğru dedi. Abi sağ ol be dedi. Vallahi dedi ben hiç düşünemedim bunu dedi. Ben zaten dedi mahvoldum dedi. Açtığımdan beri elimde avucumda ne var hepsi gitti dedi. Ben dedi burayı zaten bırakmıyorum dedi. Hemen indireceğim dedi. Kalktı beni kapıya kadar uğurladı. E şimdi bakın bu bir tarz değil mi? Bir tarzda baktım adama bir kişi dövemem adamı. Şey gibi. 2-3 kişi gidip buna güzel bir dayak atarsın, kapatırsın kapıyı. Ulan alçak sen böyle yapar. Sağ aklın gözünü patlatırsın. Bir de bu var. Şimdi bu varken onu yapmaya ne lüzum var? Ya. Mühim olan onu oradan indirtmek değil mi? Medenilere işte bu. İkna çalmak. Hah, üstadımız öyle diyor. Medenilere galebe çalmak diyor, ikna ile olur. Söz anlamayan vahşilere olduğu gibi cebir ve şiddetle değil. Ya. Asr-ı saadettekiler vahşi. Ebu Cehil, Ebu Leheb. Vahşi. Zaten öbürleri laf anlıyor. Onlara karşı öyle harp etmişler. Onun için bu asırdaki cihat, cihadı diniye öyle oluyor. Cihadı manevi, aklen, fikren, ilmen, mantıken
kim daha güzel davasını anlatabiliyorsa o galip geliyor. İşte onun için üstad bize bu yolu açmış, bu yolda cihad ediyoruz. Kafire düşman dedi. Hani cihad kelimesi Arapça bir kelimedir, cehd kökünden geliyor. Cehd etmek. Yani bir ben bunu cehd ettim bırakmamaya. İşte cehd. Ben cehd ettim bu iman hakikatlarını yaymaya.